Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her sabah ve akşam namazından sonra okuduğumuz Haşr suresinin sonundaki la yestevi var ya, onun en sonundaki ayet şöyle bitiyor. Bismillah. Hüvel evvelü vel ahirü vel zahirü vel batin. Ve huve bi kulli şeyin alim. Yani şimdi Cenab-ı Hak kendisini tarif ederken o hem evveldir hem ahir. Hem zahirdir hem batın. Yani Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma-i sünası içerisinde bu dört tane isim önemli. Evvel, ahir, zahir, batın isimleri. Onunla alakalı çok kısa bir ders. Bu akşamki başlayacağımız dersimiz. Remiz. İnsanı dalaletlere sürükleyen, sapıttıran, yoldan çıkaran cihetlerden biri de şudur ki, ismi zahir ile ismi batının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahsurludur. Bu isimlerin sahibi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ismi zahir ile batını evvel ile ahiri karıştırmamak lazımmış. Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı, kudretin gerekleri ile Allah'ın hikmetinin gerekleri bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Ve keza daire-i esbabın sebepler dairesinin iktizası ile daire-i itikat ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli. Şimdi bütün bu verilen örneklerden hareketle üstad şunu söylüyor. Keza kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sair sıfatın tecelliyatı ayrıdır. Birbirine iltibas edilmemeli, karıştırılmamalıdır. Mesela dünyada vücudun tedricidir. Anne karnındaki çocuğun 9 ay 10 günlük gelişimi zamana bağlı olarak oluyor. Büyümesi ise bebeklikten, çocukluktan, değil mi? Gençlikten, orta yaşlılıktan ta ihtiyarlığa kadar Allah ömür verdiyse yavaş yavaş oluyor her şey, tedrici. Berzahi aynelerde ani ve def'idir. Çünkü icat ile tecelli arasında fark vardır. Yani Cenab-ı Hak bu dünyayı sebepler dünyası olarak yarattığı için her şeyi sebeplere bağlı olarak yaratmış. Her şeyin bir sebebi var. Ve zamana yaymış yaratılışı. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti başka, hikmeti başkadır. Burası hikmet dünyasıdır. Cenab-ı Hak bin bir esma-i hüsnasının nihayetsiz tecellilerine bir alan açmak için eşyanın icadını zamana bırakarak öyle geliştiriyor ve esmasını tecelli ettiriyor. Ahirette bu hikmetten ziyade Allah'ın kudreti hükmettiği için eşyanın icadı, yeniden yaratılış, insanlar için söylüyorum, bir andadır. Zamana, beklemeye, müddete, maddeye ihtiyaç yoktur öbür tarafta. Onun için Cenab-ı Hak مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَ ferman ediyor. Lokman suresinin 28. ayeti. Bunu üstad birkaç yerde iktibas etmiş. Yani sizin hepinizin yaratılması bir tek kişinin yaratılması kadar benim kudretime kolaydır diyor. Hem o kadar kolaydır ki وَمَا اَمْرُ سَاتِ اِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَرِ اَوْهُ اَخْرَبْ. Yani göz kırpmak gibidir diyor. Göz kırpmak gibi kolay. Hatta ondan daha yakın diyor. Göz kırpmaktan daha kısa bir zamanda olur diyor. Tabii insanın aklı bunu hep dünya terazisiyle tartarak anlamaya çalıştığı için Cenab-ı Hakk'ın ahirette yapacağı icraatlarını kavramakta hakikaten müşkülat çekiyor, zorluk çekiyor. Bundan dolayıdır ki Üstad Hazretleri
Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da verdiği örneklerde olduğu gibi dünyadan örnekler vererek bu nasıl olur? Akla sığmayan bu meseleyi akla sığıştıracak misaller veriyor. Nasıl ki Cenab-ı Hak insanın ilk yaratılışını müteaddit surelerde müteaddit veçeleriyle nazara veriyor. Yani sizi hiç yoktan böyle yaratan, yani bir damla sudan kan pıhtısını çeviren, oradan bir çiğnem ete dönüştüren, oradan et kemik ve bebek suretine getiren kudret sizi tekrar yaratamaz mı? Bak, misal veriyor bak Cenab-ı Hak. Şimdi Üstad Hazretleri de en uzak ve derin ince mesele, dağınık konuları Kur'an-ı Kerim'in misallerle insanlığa ders vermesi gibi aynı metodu takip ederek üstadımız dünyadan misal veriyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada yarattığı elektrik gibi bir mahluk, değil mi? Eğer diyor dünyadaki bütün lambalar, yüz milyarlarca lambalar bir tek şaltere bağlı olsaydı, o düğmeyi açtığın zaman o yüz milyar lamba aynı anda yanardı, değil mi? Sırayla yanmaz. Evvela Türkiye'den, sonra Bulgaristan, Almanya, İngiltere, oradan Amerika'ya sırayla yanma olmaz. Neden olmaz? Neden olmuyor? Cevabı belli, hepiniz biliyorsunuz. Çünkü ışığın hızı bir saniyede 300 bin kilometre olduğu gibi Allah'ın yarattığı elektrik denilen onun o mahluku da bir saniyede 300 bin kilometre mesafe kat ediyor. Elektriğin hızı bu. Işık hızıyla eşit. Peki dünyamızın çevresi kaç kilometre? 40 bin kilometre. Halbuki o bir saniyede 300 bin kilometre mesafeyi kat ediyor elektrik. Öyleyse dünyayı 7,5 defa dönecek kadar hızı sahip olan elektrik, bütün dünyadaki yüz milyarlarca, trilyonlarca ampul olsa hepsini bir anda yakmaya hizmet ettiği gibi, elektrikten çok daha süratli olan hayat hakikati, bir anda mahşer günü bütün insanların canlanmasına niye sebep olmasın? Bir, yani her kıştan sonra baharda birkaç hafta içerisinde hikmeti gereği zamana bağlı olarak yeryüzündeki bütün bahar mevcudatını yaratan kudrete, bütün insanları bir anda yaratmak, maddi bedenlerini bir anda şekillendirmek Allah'a neye zor gelsin? Aynı anda yüz milyarlarca ruhlar yine Allah'ın izni ve emriyle, onun kudretiyle herkes kendi bedenlerinin içerisine niye girmesin? Yok ki zorluk. Allah Allah. İnsanlar bunu anlayamıyor. Ya dünyadaki örneklerini görüyoruz madem, elektrik gibi bir mahluk böyle iş görüyorsa, ondan çok daha süratli olan hayat ve ruh gerçeği bir anda yaratılmış insanların bedenlerine bir anda girip hepsinin canlanmasına ne mani var ki? Ya daha evvel Yasin Şerif'ten naklettiğim bir ayet hatırıma geldi şimdi konuşurken. O tarafı inkar eden insanlar ne diyeceklermiş biliyor musunuz? Galu ya veylena men ba'atena min merkadina hâzâ mâ ve'ader rahman ve sadakal mürselin. Yasin Şerif'te geçiyor. Yani yazıklar olsun bize. Yattığımız kabirlerimizden bizi kim kaldırdı? Demek Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şey buymuş. Meğer bütün peygamberler bize doğru söylemiş, hak söylemiş diyecekler ama orada gözleri açılacak. Ne faydası olacak orada göz açılmanın? Dünyadayken gözümüz açıp gerçek anlamda ahirete iman ederek oraya hazırlık yapmaktır esas maharet, öyle değil mi? Eyvah, tüh, ben ne yapmışım, yazıklar olsun bana filan. Ne faydası olacak? Hiçbir faydası yok öbür taraftaki pişmanlığın. Güneş batıdan doğmadan önce bir an evvel gözümüzü dört açmadı, ahiret hakikati olan imanımızı güçlendirip oraya hazırlığı hemen başlamalıyız. Yaşımız ne olursa olsun, ne kadar gecikmemiz olursa olsun hiç fark etmez. Çünkü Cenab-ı Hak daha evvel ifade ettiğimiz gibi
kendi dergahından kaçmış, imandan, ubudiyetten uzak bir hayat sürmüş kullarını kaybettiği kulundan daha fazla kazanmak istiyor. Yaşım gelmiş 50'ye. Bu zamana kadar ben Allah'ın huzurundan kaçmışım. Namaz yok, oruç yok, bir şey yok. Bundan sonra başlayıp da Allah'ını kandıracağım diye şeytanın oyuncağı olmaktansa, zararın neresinden dönülürse kârdır düşüncesiyle ciddi bir tövbe ve pişmanlık içerisinde Cenab-ı Hakk'ın dergahına dönmeli, gözyaşları içerisinde Allah'a yalvarmalı, yakalmalı. Ya Rabbi ne olur beni affet. Senin kapından başka kapı mı var? Beni senden başka affedecek başkası mı var? Beni affet. Ben geçmişe dönük ihmallerimi dahi tamamlamaya da azimliyim. Hem mevcudu kılacağım 5 vakit, hem de her vaktin arkasında 1 vakit, 2 vakit neyse kılmak suretiyle şimdiye kadar kılmadıklarımı da kılacağım diye eğer Allah'a yönelirse Allah kullarını bağışlamaya hazır ya. Allah Allah. Hazır olduğunda haber veriyor ayet-i kerimeyle. İşte nur talebeleri Cenab-ı Hakk'ın bağışlamaya her an hazır olduğu nice kullarının elinden tutmak ve Allah'ın dergahına götürmek için iman hakikatlerini, hizmetlerini bunun için yapıyoruz. İşimiz bu bizim. Bizim mesleğimiz bu. Yani daha evvel dedik ya, 30 sene evvel tanıştığın bir marangoza 30 sene sonra tekrar uğradığında yahu sen hala kapı pencere mi yapıyorsun diye sormak ayıp olur. Niye? Adamın mesleği o. Allah Allah. 30 sene sonra, 40 sene sonra gene aynı şeyi yapacak. Ya kardeşim 50 sene evvel seni tanıdım. Gene iman dersi veriyordun. Gene iman hakikatleri anlatıyordun. Gene aynı şeyi yapıyorsun. Ya kardeş bu niye? Benim mesleğim bu ya. Yani hepimizi kastediyor. Hepimizin mesleği bu. Ölene kadar iman hizmetine devam. Kur'an hizmetine devam. Belki bir kişinin daha imanın kurtulmasını biz oluruz ya. Ya. Onun için burada Cenab-ı Hak hikmeti gereği zamanı yayarak mevcudatı yaratıyor. Ahirette ise bir anda zamansız yaratıyor. Burası hikmet dünyası, orası kudret alemidir. Kudret aleminde mevsimleri beklemeye, zamana, maddeye, müddete ihtiyaç yoktur. Evet, burası böyle. Bir başka konu, remiz. Arkadaş, İslamiyet bütün insanlara bir nur, bir rahmettir. Kafirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir. İslam nurundan kafirlerin bile payı hissesi var. Çünkü İslamiyet'in telkinatıyla küfrü mutlak, yani kayıtsız şartsız inkarcılık, şek ve tereddüde inkılap etmiştir. Yani adamlar kesinlikle ahiret yok noktasından, ya belki olma ihtimali var. Bu kadar Müslümanlar bunun ispatını yaptığını söylüyor. Kur'an baştan aşağıya ahiretten bahsediyor. İncil'de de var, Tevrat'ta da var öyle veya böyle. Belki de var ahiret, belki. Tam inanmıyor da tam inkarcılıktan şüpheli bir inkara düşüyor. İslam'ın dünyaya yaydığı nur sayesinde, güneşin ışığı gibi bütün insanlığa faydası var. O telkinatın kafirlerde de yaptığı inikas, yansıma ve tesirat, tesirler sayesinde kafirlerin hayat-ı ebediye hakkında ümitleri vardır. Bu sayede dünya lezzetleri ve saadeti onlarca tamamıyla zehirlenmez. Bütün o lezzetler elemlere inkılap etmez. Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise her iki tarafa baktırır. Deve kuşu gibi tam manasıyla ne kuş olur ne de deve olur. Ortada kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur. Ya bunu hatırlayacaksınız Üstad Hazretleri. 13. lema olan Euzubillahimineşşeytanirracim bahsi var ya, şeytandan istiazı konusunun 8. işaretinde bu misali genişletmiş orada. Bir zaman diyor deve kuşla demişler ki madem sen kuşsun hadi uç bakalım. O küçücük kanatlarını kısıvermiş demiş, yok ya ben kuş falan değilim ben deveyim demiş. Çünkü
100-120 kilo ağırlığında kocaman bir gövdesi var. Güçlücük de kanatları var. O kanattan o deve kuşu uçamaz ki. Onun için ben kuş değilim diyor, kanatlarını kızmış. Sonra bir başka vakit madem deveyim diyorsun, o zaman yük taşı demişler. O güçlücük kanatlarını açmış. Yok ya demiş, ben kuşum demiş. Her iki halde de avcıların hücumuna hedef olmuş. Avcılardan kaçarken de bakmış ki yorulmuş. Çok hızlı koşan bir kuştur o. Yani bir adımı 3 metre. Öyle koşuyor yani. Ama çok yorulmuş. Durmuş, hemen kafasını kuma sokmuş. Ta ki avcılar beni görmesin diye koskocaman o 120 kilo vücut dışarıda. Kendisi görmemekle avcılar kendisini görmeyeceğini sanıyor. Kafirlerin durumu tıpkı buna benziyormuş. Şimdi o adamlara soruluyor. Ya arkadaş, dünyasının akıbetini ölümle ebediyen yokluk, hiçlik, mahvolup gitmek, bütün malından, mülkünden, sevdiklerinden, dostlarından, eşinden, çocuklarından ebediyen ayrılmak olarak düşünen bir insan bu hayattan nasıl lezzet alır? Sen nasıl hayattan lezzet alıyorsun arkadaşım? Diye sorduğun zaman, ya ben öyle düşünüyorum ama belki de ahiret vardır. Benim dediğim gibi değildir. Çünkü bu kadar Müslüman, Hristiyan, Yahudi ahiretten bahsediyor. Cennet, cehennemden bahsediyor. Belki de var. Canım belki varsa öyle bir alemde cehennem tarafına düşmemek, cennette ebedi saadetlere mahsul olmak için oraya çalışmak gerekmez mi? Canım belki de yoksa olmayan şey için niye çalışayım? Bak şimdi ibadet teklifi yapıldığı zaman belki ahiret yoksa oraya saklanıyor deve kuşu gibi. Ebediyen yok olmak acısıyla insan nasıl bu dünyadan keyif alır diye sorduğunda belki ahiret vardır. Yani böylece hem ebediyen yok olmak eleminden, acısından kurtarıyor kendisini deve kuşu gibi, hem de ibadet teklifinden, emir ve yasakları boyun eğmekten kendisini kurtarıyor. Ama çok kısa bir zaman sonra hayatın sonu geldiğinde, genç, orta yaşlı, yaşlı fark etmez, geldiğinde bütün hakikatler çıplak bir şekilde ortaya çıkar, her şeyi anlar ama iş işten çoktan geçmiş olur. Allah bu vaziyette olan ve İslamiyet sayesinde, İslam'ın dünyaya serptiği hidayet nurları sayesinde ahiret noktasında şüpheli bir inkara kadar gelmiş olan o insanlara da Rabbim hidayet versin. Nicelerin kurtulmasına vesile kılsın inşallah. Bak bu münasebetle bir şey de konuşurken hatırıma geldi. Avrupa'da, özellikle Avrupa kıtasında, Amerika'da da öyle, Güney Amerika'da da öyle ama özellikle Avrupa kıtası, yaklaşık 450 milyon insanın yaşadığı bu güzel kıtada ölen 2. Jean Paul Papa var ya, Jean Paul. Bu adam çok pahalı bir araştırma yaptırmış Avrupa kıtasında. Bütün kıtadaki devletlerde yapılan araştırmada Müslüman değilken Müslümanlığı seçen ecnebilerin arasında yapılan bir anket çalışmasında her 100 kişiden 33'ünün Risale-i Nur'ların İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca hangi dilde çeviri varsa onları okudum. İslam'ın hak din olduğunun farkına vardım. Üçlü Tanrı inancı kafama yatmıyordu zaten. Tek Allah inancının kesinlikle doğru olduğu kanaatine vardım. Ahiretin de ispatının yapıldığını gördüm ve Müslümanlığı seçtim diyor. 3 kişiden birisi bunu söylüyor. Papa çok önemli bir sonucun bulunmasında büyük hizmette bulundu. 150'den fazla Avrupa'da İslami cereyanlar var. Bu kadar cereyanların arasında Risale-i Nur'ların 1/3'lük bir paya sahip olması muazzam bir rakam arkadaşlar ya. Muazzam bir rakam. Avrupa'daki nur talebesi kardeşlerimiz, Yeni Asya grubu olarak bizim kardeşler de, onun dışındaki ne kadar nurcu gruplarımız varsa, ya ilim ateş Avrupa'da hangi kıtada, hangi devlette işçi olarak çalışıyor veya akademisyen olarak çalışıyorsa, ya ilim ateş
hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hatta Colin Turner diye İngiltere'de şu anda profesör olan, gençliğinde asistanlık yapan bir arkadaşımız 1979'da Hümeyni, tabi hazırlanmış Avrupalı devletler tarafından Fransa'da ikame ederken İran'a gönderildiği zaman İran'da bir devrim gerçekleştirildi ya, hala devam ediyor İran İslam Cumhuriyeti diye. Hümeyni de öldü gitti zaten. Fakat 79'da sokaklarda Hümeyni lehine ve İslam lehine aynı zamanda onu la ilahe illallah, la ilahe illallah diye kalabalık bir kitle slogan atarak gidiyor. Sloganları la ilahe illallah. Birisi yaklaşmış yanına, Colin Turner, genç delikanlı o zaman, asistan daha yeni. Demiş la ilahe illallah ne demek? Cevap vermiş. There is no God but Allah. Yani Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allah var. Ben diyor tercümesini sormadım ki. Ben la ilahe illallah manasını sordum. Deyince şok olmuş Colin Turner. Müslüman ama. Müslüman bir şekilde olmuş. Ama la ilahe illallah'ın manası hiç düşünmemiş adam. Ondan sonra kafasında kocaman bir soru işareti, çengel gibi takılmış mı sana? Başlamış Londra'daki camileri dolaşmaya. Hangi cami imamını sorsa, imam diyor ki aynen onun dediği gibi, there is no God but Allah. Allah'tan başka ilah yok. Yani tercümesini söylüyor. Hayır, ben manasını istiyorum diyor. Kime sorduysa cevap yok. Londra Merkez Camii'ne de uğramış. Bizim kardeşlerden de birisi o camide namaz kılmış. Hocayla konuşmasını duymuş. Demiş ki Colin Turner'a, demiş arkadaşım ben de la ilahe illallah'ın manasını anlatan bir kitap var İngilizce. İstersen gel onu beraber okuyalım. Tamam demiş. Yeter ki la ilahe illallah'ın manasını bana anlatsın. Başlamışlar beraber o kardeşimizle Ayetül Kübra Risalesi'ni okumaya. Allahu Ekber. Ayetül Kübra ise tevhid denizidir aynı zamanda. Tevhid deryasıdır. Yani atomlardan galaksilere kadar kainatı hallaç pamuğu gibi atarak her şeyden, her yerden, her varlıktan, her mevcuttan Cenab-ı Hakk'ın varlık ve bilgini ispatlayan delillerle dolu. Başından sonuna öyle. Ondan sonra Colin Turner olmuş iyi bir nur talebesi. Ondan sonra da işte milletler arası Risale-i sempozyumlarında sürekli çağrılıp tebliğler sunan bir adam haline geldi. Asistan oldu, doçent oldu, sonra profesör olmuş. Şimdi de maşallah yine Risale-i alakalı hizmetlerde elinden gelen gayreti göstermeye devam ediyor. Yani elin gavuru dediğimiz adamların bile gerçek anlamda bir tevhid akidesine, ahiret akidesine inancına sahip olmaya vesile olan nur risaleleri elimizde duruyor. Bu hakikatler elimizde dururken bizim boş durma şansımız yok. Ne yapalım edelim bunu başkalarıyla da muhakkak paylaşalım. Niye paylaşalım? Çünkü ilim paylaşıldıkça çoğalan bir şey. Ekmek gibi paylaştıkça ufalan küçülen bir şey değil. Parayı bölüşürsün para küçülür. Ekmeği bölüşürsen ekmek küçülür. Ama ilim paylaştıkça büyüyen, gelişen, inkişaf eden bir şey. Öyleyse Risale'deki iman hakikatlerini ölene kadar paylaşmaya devam. Her türlü imkanları değerlendirerek bunu yapalım inşallah. Evet, bir başka konu remiz. Arkadaş, nefis tembellik saykasıyla, tembelliğinden dolayı vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, yani namaz, abdesti, orucu filan terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin, gözetleyen bir zatın nazarı altında bulunmasını istemiyor. Allah Allah. Bende namaz yok, oruç yok, zekat da yok. Hacı da zaten itiraz ediyorum. Hacca gideceğin okul yaptır, daha büyük sevaptır diyorum. Madem ki ibadet yapmıyorum, öyleyse benim bu halimi gören birisi olmasını istiyor. Allah Allah, şu nefse bak ya.
Kırılmaz bir meşe sopasıyla çevre dövülecek bir şey bu nefis var ya. Ama elimize geçmez ki. Maddi bir şey değil. Bela. Ama imtihanı vesile olması için nefis de olması lazım canım. Şeytan da yardım etmesi lazım ki derecemiz artsın onunla mücadele yapmak suretiyle. Ama nefsin böyle bir şeyi var. Hem ibadetten kaçıyor, hem benim bu halimi kimse görmesin istiyor. Bunun için bir Halik'in, yaratıcının, bir Malik'in yani sahibinin bulunmamasını temenni eder. Keşke yaratan birisi olmasaydı beni. Keşke benim bir Malik'im olmasaydı. Temenni ediyor bunu, temenni. Sonra mülahaza eder. Yani düşünmeye başlıyor. Belki olmama ihtimali var. Sonra tasavvur eder, yine düşünüyor. Nihayet ademini, yani yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Allah Allah. Yani ikinci lemayı hatırlayalım değil mi? Orada ne diyor Eyüp Aleyhisselam kıssasında? Çok enteresan bir cümle o. Günah kalbe işleyip siyahlandıra iman nurunu çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. Değil mi? Örnek de vermiş. Üç tane örnekten birisi de bu. Birisi neydi? Yani keşke melekler olmasaydı. Ben bu haltı karıştırıyorum. Allah'ın haram kıldığı bu günahı işliyorum ama keşke melekler de beni görmeseydi. Kimseye çaktırmadan yapıyorum ama ya melekler onları görüyor. Keşke melekler olmasaydı. Basit bir emare melekleri inkara sürüklüyor. Ve cehennem azabını netice veren bir günah işleyen adam keşke cehennem olmasaydan başlıyor. Sonra cehennem mehennem yok demeye başlıyor. Ve sonra da namaz meselesinde de. Yani küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden, vazifedeki ihmalden dolayı azar işiten bir adam, Cenab-ı Hakk'ın namaz hususundaki tekrar tekrar emirlerine kılmayanları azap vereceğine dair hakikatleri duyduğu zaman keşke bu namaz ibadeti olmasaydı. Allah keşke bunu emretmeseydi. Bak emretmiş, ben kılmıyorum, günaha giriyorum. Keşke bu namazı emretmeseydi derken namaz kılığı emreden Cenab-ı Hakk'a karşı ruhunun ta derinliklerinde farkında değil. Ona karşı bir adavet, bir düşmanlık hissi yeşermeye başlıyor. Niye emrettin? Emretmeseydin bak ben günaha girmeyecektim. Emrettin kılmıyorum, günaha giriyorum. Cenab-ı Hakk'ın varlığı hakkında küçücük bir şüphe eline geçse kuvvetli bir delil gibi hemen ona sarılmaya başlıyor. Ya ibadet yapmaktan kaynaklanan sinek ısırması gibi cüz'i bir zahmet olsa bile, yani kışın ayazında buz gibi suyun abdest alacaksın. Biraz zor. Uykunun en tatlı yerinde kalkıp saati de kuracaksın, namaza kalkacaksın. Kolay mı arkadaş ya? Deve dişi gibi iman lazım onun için yani. Sabah namazda kalkmak kolay bir şey değil ki. Ondan sonra insan bunları yapmayınca sinek ısırmasından kaçıyor. Yılanların, böyle akreplerin, ejderhaların ağzına kendini atıyor. Hiç farkında değil. Sinekten kaçayım derken ejderhanın ağzına düşürüyorsun kendini be kardeşim ya, yapma ya. Bu nefis ne bela şeymiş. Allah nefsimizin şerrinden ve bize kurduğu hile ve tuzaklarından bizi muhafaza etsin Rabbimiz. Ve şunu da söyleyeyim. Yani insanın Allah katındaki derecesi yükseldikçe imtihan da o nispeti şey oluyor, şiddetleniyor. Ha o da var. Artık ben paçayı yırttım, imtihan filan etmez beni Cenab-ı Hak. Öyle bir şey yok ha. Ölene kadar imtihan devam ediyor. Bak şimdi bir şey anlatayım. Şimdi bazı misaller konuşurken akla geliyor. Adamın birisi dağa çıkmış, çekilmiş, zikir, ibadet, namaz, 40 yıl ibadet etmiş. Fakat şeytan sen oraya gittin ibadet yapmıyor, peşin bırakmıyor ki. Orada da içine bir vesvese atmış, tamam demiş ya sen 40 yıldan beri ibadet yaptın, kesin cennetliksin demiş yani. Bu kadar ibadet boşa mı gider? O öyle düşünürken birden bir diş sancısı oluyor mu? Allah adam yerden yere yatıyor kendisi. Diş sancısı kabir azabından 100 liralar. Derken oradan geçen birisi doktormuş. Hani misal bu ya.
demiş tedavi ederim ama demiş ücretim de yüksektir benim. Benim hiç param yok. Para neyim var peki? İbadetim var. Ver o zaman demiş. İbadetini ver. Diş sancısı seni kurtarayım. Bir seneliğini vermiş. Yo demiş. Pahalı yaparım ben işimi. Olmaz demiş. 2 sene, 3 sene, 5 sene hiçbirisi razı olmuyor. Demiş ki tamam yeter ki kurtar. 40 senelik ibadetim senin olsun. Be hey adam demiş. O doktor kıyafetteki kişi. Sen 40 senelik ibadetin bir dişin sancısından kurtulmak için feda ediyorsun. Nereden cennete hak ediyorsun? Yine Allah kurtarmış adamcağızı vesvesesinden. Peki ben böyle konuşurken yine vakit bitivermiş. Nasıl bittiğini ben de anlamıyorum. Cenab-ı Hak bu Kur'an hakikatlerinden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah diyelim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.